Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali. Nasılsınız? Hoş geldin. Bulunduğumuz mekan bir yan yatır ocağı. Evet. Şurada göç yollarımızı da çekersiniz. Dur Hasan dededen buraya gelip. Bilinen yer Horasan zaten. Orta Asya'dan Horasan'a. Horasan'dan Basra, Samara, Selmanpak yoluyla Musul'a geliyor bu boy. Musul'dan giriyor Anadolu'ya. İşte Mardin, Maraş yoluyla Adana'ya geliyor. Adana'da bu ocağın kurucusu ve piri olarak bilinen Dur Hasan dedemiz var. Orada onun dergahı var. Oradan da bu derebeylik çatışmalarında falan pir Dur Hasan'ımız Hakk'a yürüyor. Sonrasında da bu boy Ege, Akdeniz ve Toroslara dağılıyor. Evet. Buranın ocak olmasının sebebine gelirsek, şimdi göçler başlıyor Ege'ye. Önce bir Kemalpaşa Nif Dağları'nda yaşıyor bu boy. Türkmen boyu, Ege bölgesine gelen boy. Nif Dağları'nda yaşıyor çok uzunca bir süre. Sonra oradan Narlıdere'nin üst kısmındaki dağlara Kızıldağ deniliyor. Orada, hatta orada dedelerimizin mezar taşlarının olduğu biliniyor. Bu tarafa gelen boy 16 çadırla Narlıdere'ye iniyor. Bir kısmımız Güzelbahçe ve Bademlere göç ediyor, yerleşiyor. İşte bu 16 çadırın içerisinde Pir Dur Hasan dedemizin torunu Hızır dedemiz olduğu için burası ocak merkezi oluyor. Pirimiz diyor ki Hızır Dede döneminde tabi burası bir hazire yeri. Çünkü Cemevi'nin üzerindeki levhada 1872 Abidin Dede yazıyor. Yani Hızır Dede burayı bundan anlaşılıyor. Hazire yeri deriz ya, hani dede evi olarak yapmış ama Abidin Dede tarafından da onarılmış, büyütülmüş olarak anlıyoruz biz buradan. 1872 yılında Hızır Dede geliyor köye, iniyor 16 çadırıyla ve bu cemevimizi yaptırıyor. Cemlerimiz o dönemlerde bu salonda yapılırmış. Yani çok küçük bir köymüş zaten burası. Bu salon yeterli geliyormuş. Burada yapılırmış. Bu odaları mı? Şimdi burası ocak merkezi olduğu için de burada özellikle sorgu cemleri yapılırmış. Dar cemleri yapılırmış. Buradan dedeler gidermiş diğer köylere. Buraya girelim mi cemevine? Tabii, girelim. Buradan gidermiş dedeler diğer köylere. Dedeleri aşan sorunlar buraya intikal ettirilir. Bir nevi halk mahkemelerinin kurulduğu biliniyor o dönemlerde. Yani dönemin çok önemli ve kutsal mekanı. Şöyle efendim Seman olduğu Cem anlattığı yere doğru giriyoruz. Meriha ablamın. Evet. Şöyle mi geçelim ablacığım? Sen olur. Evet, şöyle geçelim. Burası temsili düzenlendi. Evet, tabii temsili. Ki cemlerimiz salonda yapılıyordu. Salona girerken semah denen iki figür karşılıyor gelen ziyaretçileri. %60'ından fazlası Alevi bir ilçe Narlıdere. Dolayısıyla burası zaten potansiyel olarak kaldıramayacağı için diğer cemlerimizin, cenazelerimizin yapıldığı diğer cemevimize de yapılıyor o tür ritüellerimiz. Burası da 2007'den beri Kültür ve İnanç Müzesi olarak ziyarete açıldı.